9 Mart'ta Şen Yaşar ailesinin adalet mücadelesi 2 yılını dolduracak. Belirttiğimiz üzere 2 yıl boyunca Şen Yaşar ailesi, özellikle Emine Şen Yaşar, birçok hukuksuzluğa maruz kaldı. Emine Şen Yaşar'ın birçok soruşturma ve kovuşturmaya maruz bırakıldı. Hakkında hakaret, İbrahim Halil Yıldız'a ve Süleyman Soylu'ya hakaret iddiasıyla birçok dava açıldı. Bu davalarla birlikte birçok defa ifadelere ve mahkemelere çağrıldı. Bu şekilde Emine Şen Yaşar adalet mücadelesinden dönmesi, adalet mücadelesini yürütmesinin engellenmesi amaçlandı. Ama bu amaçları, bu yargı şiddetinin amacı hiçbir zaman sonuç bulmadı, karşılık bulmadı. Şen Yaşar ailesi 2 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan adalet mücadelelerini sürdürdüler. Elbette Şen Yaşar ailesinin özelinde, Şen Yaşar ailesi Türkiye'deki sıkışmış adalet durumunun da sembolü oldular ve tabii adalet mücadelesinin de sembolü oldular. Yani elbette acı bir tablo. Hukuk devleti olarak ve sosyal hukuk devleti olarak tanımladığımız durum Türkiye'de bir karşılığı bulunmadığını da göstermekte. Türkiye bu aşamaya gelen bir hukuk devleti olsaydı, Şen Yaşar ailesinin 2 yıldır adalet mücadelesi somut bir karşılık bulurdu. Bir daha adı Şen Yaşar ailesinin adalet mücadelesine yönelten hastane dosyasının soruşturmada bırakılması ve herhangi bir etkili sürecin yürütülmemesi, adalet mücadeleleri ve bundan bıkmamalarının sonucu olarak çok geç, 4 yıl sonra ancak davanın açılmasıyla karşı karşıya kaldık. Ancak bu davanın açılması, göstermelik bazı gözaltılarının yapılması hiçbir zaman gerçek anlamda bir hukuk devletinin karşılığı da olmadı. Biz bunu ilk hastane dosyasının duruşmasında da şahit olduk. Şen Yaşar ailesi müşteki durumundayken daha çok sanık muamelesi yapıldı. Dosyada mevcut delillerin karartıldığını gördük. Hastane kamera kayıtlarının çalındığı iddiaları, kamera kayıtlarının ve tanıklarının dinlenilmesiyle ilgili etkili bir soruşturmanın yürütülmediğini, bazı sanıkların firar ettiğini, Şen Yaşar ailesi açısından aslında yürüttüğü adalet mücadelesini bırakmalarını sağlamak amacıyla göstermelik bir dava açıldı ve göstermelik gözaltılar yapıldı. Ama Şen Yaşar ailesi adil yargılama yürütülmesi talebinin bu şekilde karşılık bulmadığının da farkında olmaları gerekiyor ki adalet mücadelesini de hala yürütüyorlar. Gerçek bir hukuk devletinin yapması gerekeni yapmalarını bekliyorlar. Bizler de avukatları olarak hem insan hakları savunucuları olarak bu dosyada adaletin sağlanması ve tabii ki diğer Emine Şen Yaşar'a yönelik yürütülen onun kendi hakkını, ifade özgürlüğü hakkını kullanmasından kaynaklı hakkında açılan davalara da karşı mücadelemiz devam edecek. Şen Yaşar ailesinin adalet nöbeti devam ediyor. Şen Yaşar ailesinin yürüttüğü adalet mücadelesi hepimizin adalet mücadelesi. Bu süreçte hepimizin ihtiyaç duyduğu adaletin Şen Yaşar ailesine iyi sağlanacak adaletle de karşılık bulacağını görüyoruz. Çünkü Şen Yaşar ailesini sadece kendi olayları nezdinde yürütülen bir adalet mücadelesiyle kalmadı, tüm Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklara karşı yürütülen bir adalet mücadelesine dönüştü. Nitekim yine Şen Yaşar ailesi son süreçte yaşanılan deprem felaketi nedeniyle adalet nöbetlerine depremzedeler ve depremde yaşamını yitirenlerle ve yakınlarıyla dayanışmak için deprem bölgesine gitmişlerdi. Ama şu an aşamada adalet nöbeti kaldığı yerden devam ediyor. Şen Yaşar ailesi Urfa Adalet Sarayı önünde adalet mücadelesi yürütüyor. Hem yaşanılan tüm hukuksuzluklar ve tabii ki son deprem felaketiyle karşılaştığımız adaletin ne kadar kötü durumda olduğu ve aslında enkaz altında adaletin de kaldığını biz şahit olduk. Bu minvalde hem
Şen Yaşar ailesinin adalet mücadelesine ve tüm hukuksuzluklara karşı bir daha dur demek ve bu hukuksuzluklara karşı mücadele etmek için 9 Mart'ta 2 yılını dolduracak adalet nöbetine sahip çıkmaya, mücadeleye güç vermeye çağırıyoruz.